Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Bunun hukuki temelleri uluslararası hukuk bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır. Ve birincisi. İkincisi de bunun uygulaması da aynı şekilde sıkıntılı olmak, yürütülmekte maalesef. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'yle izniyle ve onun oluruyla bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef bu harekatı icra edenler bu konulara dikkat etmemektedirler. Diğer taraftan da bütün dikkatlerini, bütün gözlerini Milli Mutabakat Hükümeti'nin faaliyetlerine yönetmekle diğer taraftan Haftar Grubu ile alakalı hiçbir işlem yapamaktadırlar. Bu da çok açık ve net görülmekte. Dünkü yapılan olaya geldiğimizde olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, tahammüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli işlemleri, gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Gerekli işlemler yapılacak. Biraz sonra biz de ayrıntılı bir şekilde bir açıklama hazırladık. Bunu sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla olayı takip ediyoruz. Bölgedeki diğer gemilerin benzer uygulamayla karşılaşmaması için alınabilecek tedbirler. Tedbirler üzerine duruyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bu iyi bir örnek değil. Bu örnek güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalarda tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmakta. Bununla alakalı biraz sonra açıklama göreceksiniz. Sayın Bakan, yakında göreceğiniz net bir tavır olacak mıdır? Tedbirler üzerinde konuşuyoruz. İşte uluslararası hukuk, ne diyorsa, teamüller neyse ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemli altını çizmek isterim ki yapılan araştırma arama sonunda da tamamen orada yiyecek, içecek ve insana yardım malzemesi vesaire gibi tüketim malzemeleri ne oldu da görülmüştür. Onlar da güzel görmüşlerdir. Dolayısıyla yapılan hareketin yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin ön yargıdan uzak, ayrıca yani hukuk var, uluslararası hukuk var, tahammüller var. Bir de ayrıca bu harekatı idare edenlerin ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da var, objektiflikten uzaklık da var. Sayın Bakan, bunun provokatif bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü yani burada her şey olabilir, her şey olabilir. Olay bundan ibaret. Bunu takip ediyoruz. Karabağ'a soracaktım. Rusya heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Hangi aşamada? Rusya hükümetiyle, Rusya ile alan münasebetlerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yazışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Sayın Şoygu'yla yaptığımız bir protokol var. Bir muhtıra var. Bu muhtıra ile ilgili onun ayrıntılarını belirleyici bir yönetmelik niteliğinde ki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veyahut da yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Gayet güzel gidiyor görüşmelerimiz. Efendim, Mehmetçik Azerbaycan'a en yakın sürede gideceğinizi söylemiştiniz. Doğru. Doğru. Efendim, şimdi bununla alakalı çalışmalarımıza sürüyor. Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Bir taraftan orada bizim gözlem noktalarında devri olarak görevlerimiz olacak. Diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak. Ve tabii bu arada da dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan Türk'üne gerekli yardımı yapmak için orada insani yardım çerçevesinde bu patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde de faaliyetim bunların hepsi bir arada devam ediyor. Bunlar da işte planlandığı şekilde yürüyor. Ve onlarla alakalı size gerekli bilgileri daha sonra sunacağız. Hem gidişlerinden hem buradaki faaliyetlerden haberiniz olacak. Gözlem noktalarında devreye yapılacak. Gayet tabii. Burada bir Azerbaycan'la yaptığımız görüşmeler çerçevesinde onu da uygun bir şekilde planlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Bilginize teşekkür ediyorum.